Agalarım herkese selamlar. 26 ve 27 Ekim Cumartesi ve Pazar iddia tahminleriyle hepinize selamlar. Agalarım toplamda tam 14 tane mücadele var. İdeal yüksek oranlardan bahsedeceğim. Sizlerden tek ricamız yerlerinizi almanızdır. Videoya bir beğeni. En azından her zaman diyorum aga en azından bir emeğine sağlık yorumu bizler için yeterli olacaktır. 14 maçım var isterseniz direkt başlayalım. Tutanlardan yatanlardan bahsedeceğim lütfen dinleyiniz agalarım. Şimdi öncelikle iki adet maç skoru yarışmamız var. Hem cumartesiden hem pazar gününden. iki maçı da bültenimi aldım. Cumartesiden Real Madrid Barcelona maç skoru no olur sizlere sorduk. Pazar gününden Arsenal Liverpool maç skoru no olur sizlere sorduk. Bilen toplamda 8 kişiyi. Yani 4 tane Real Madrid'den 4 tane de Liverpool maçından. Gruplarımızı arkadaş alacağız skor bilenlerden. 7 gün boyunca misafir. Beşiktaş Lyon maçında skor bilen yok. Hatta şöyle söyleyeyim. Lyon 9-0 yazan var. Burak Kartal mıydı? 9-0 Lyon yazmış adam. Oluyordu da. Yani öyle bir maçtı gerçekten. Fenerbahçe maçında bilenlere açıklayalım. 3 kişi alacağımızı söylemiştim. Tahsin Hata, Neymar Junior, John Woko isimli arkadaşlar. Her türlü soru görüş öneri. WhatsApp grupları için, VIP WhatsApp grupları için hafta sonu gelmek isteyenler için ve skor bilen arkadaşlar ekranda gördüğünüz WhatsApp iletişim hattından benimle iletişim kurabilir aga 0534 446 5989 aga her türlü soru görüş öneri her türlü soru görüş öneri diyorum bakın burada benimle e, mesaj atıp konuşabilirsiniz yani öyle söyleyeyim ben size geçtim mislerle devam edelim agaların misli maçlara baktığımız zaman da dün bir kasa katlama serimiz var bizim ve bunu canlı ve kupon seviyesine de yapıyoruz. 2500 TL ile başladı bu seviye. Şu an 10.274 TL 35 kuruş daga. Tottenham'ın galibiyetiydi. Dün Tottenham'ı aldık ve 1.49 orandan aldık. Avrupa üzerinden gidiyor bu bu arada. Avrupa'daki arkadaşlar değerlendiriyor. Canlıdan ne aldık? Canlıdan iki tane aldım bak. Frankfurt, yarı, Frankfurt maçı kazanır aldım. 2000 TL. Devre arasında oranda vardı bu arada. Frankfurt'un kazanmasını bekliyordum. Aga çok etkiliydi ama onlar da bak Almanlar satıyor aga. Avrupa'da dikkat edin. Level Kuzen, Frankfurt bu Almanlardan uzak durmak lazım. Özellikle zayıf rakiple oynarsa. Bir de Lyon maçına ilk yarı bitti dedim ki. Zaten maç önü mislimizi almıştık Lyon'a. Ev sahibi bir buçuk üstte ki. Maç sonu bir de akar yani bu maç aga. Öyle böyle maç değildi. Şu Lyon maçı hakkında yani futbol mucizesi. Ben yani Beşiktaş ben hatta maçtan sonra yazdım. Beşiktaş yönetimi en az 100 tane kurban kesmesi lazım bu maça dedim ya. Öyle bir maçtı. Ya maç 9-10 olacaktı belki. 1-0 Beşiktaş kazandı. Ülke puanı için oldu. Okey ama ya cebimizdeki para da gitmesin kardeşim. Lyon öyle bir futbol oynadı yani. Neyse. Dediğim gibi yüksek bir seviyesinde 1000 TL'nin üstünde oynuyorsanız aga bu seviye beklerim. Çünkü bu seviyede bahisler bu şekilde olduğunu belirtelim. Misli canlımız var aga. Hafta sonunda sürekli ekranda olacağımız için misli canlılar da zaten yapacağımızı belirtelim. Onun dışında ideal ve alternatif Fonlar vardı. Gel dünden koydum bak yine. Ajax'ın 2,5 üstü geldi. Lyon başında Lyon maçını burada aldım. Eyvallah. Ajax zaten zor geldi. Tamam mı? Sevindim yani gelmesine. Ve Lyon'u bence rahat alacağız dedim. Lyon gelmedi aga. Çok enteresan bir maçtı. Oyuncu kuponum vardı. Hoylod'la Fofana'nın şu çekeri ikisi de ikinci yana girdi. İkisi de şutuna attı. Onu da söyleyeyim. İdeal kuponlarımızla devam edecek. Canlı olarak zaten WhatsApp gruplarımızda elimizden geldiğince devam ediyoruz ki. Herkes açık Telegram grubu var. Açıklama yorumlar kısmında var. Mutlaka tıklayın aga. Yani burada hakkını veriyoruz. Mutlaka ücretsiz Telegram grubunu da bekliyorum aga sizleri. Açıklama yorumlar kısmında var. WhatsApp ile çift attı aynı şekilde. Mutlaka yazın. Geçtim. Agalarım sizlerden ricamız tek ricam izleyen geçmesin. İzleyen bir dursun. Bir beğeni bıraksın. Şöyle artı bin artı beş yüz beğeni görelim. Ondan sonra bir de emeğine sağlık yorumu yeterli. Başlayalım. İlk mücadelemiz Kasımpaşa ile Samsun. Bu maçın oranı biraz yüksek. Ama ben oynanan oyuna baktığım zaman yani gerçekten değecek bir karşılaşma bekliyorum. Benim direkt tercihimi söyleyeyim Aga. Maçta karşılıklı gol var bekliyorum. 1.58, 58 Sivas. Tüm kangarlara selam olsun. Agalarım. Ya bazılar da bu agalarım lafına çok takılıyor. Kusura bakmayın. Alıştı artık. Akıyor öyle. Şimdi Kasımpaşa son Alanya maçında galip gelmesini bildi. Erken bir gol attı. Ondan sonra oyunu çok sürdürmedi. Genel olarak Alanya oynadı. Fakat kadrosu gerçekten bireysel yetenek anlamında da Kasımpaşa'nın kadrosu gerçekten kaliteli. Adam eksikme yönünden de iyi iş yapıp pozisyona girebiliyorlar ki ileride Costa da gerçekten hakkını veriyor. Samsun en son Fenerbahçe beraberliğinden sonra yani Takım mutlu, taraftar mutlu. iyi bir futbol var. İyi bir futbol erik taraflarına karşı gelecek goller benim ideal tercihim olacak burada. Tek tercihim. Aston Villa ile Bournemouth mücadelesi Aga. Şimdi Aston Villa bir Avrupa mücadelesi oynadı. Aston Villa helal olsun. Şampiyonlar Ligi'nde de yatırmadı bizi. Tekrardan burada alacağım ama bu sefer niye tarafa gideceğim ne de gollere gideceğim Aga. Ben bu şöyle söyleyeyim. Bournemouth'un son oynamış olduğu iki dep basman maçına bakın. 9 korner 9 korner tek başına. Aston Villa'nın kendi evinde oynamış olduğu maçlara bakın. 6 korner, 7 korner. Özellikle Aston Villa da burada yorgun olacağından kaynaklı. Bournemouth biraz daha üstüne gelebilir aga. Korner maçı olarak değerlendiriyorum ve 9,5 üst korner olarak da korner kuponlarına alınabilecek bir maç. Yani ben WhatsApp VIP'de bir korner kuponu çıkartırsam mutlaka değerlendirmeyi düşünüyorum. Brentford'la Ipswich Town mücadelesi Burada da Brentford tarafındayım. Aga da son mücadelesinde Manu'ya mağlup oldu. Okey. Ama Brentford kendi evinde ofans anlamında özellikle yani ipsi için ben gidip de Brentford'un üstüne saldırmasını beklemiyorum zaten. Set oyunu da oynayabilen bir takım. Özellikle duran toplarda Brentford için çok değerli. Ha oldu da ipsi işte bir 25-30 dakika oynayalım derse işte geçiş oyununun babası Brentford. Bitti. Burada ev sahibinin atacağı 2 gol. Yani ben Brentford tarafından 2 gol beklediğimi belirteyim. Ev sahibi 1.5 üstü olanı 1.46'larda İddia'da bu e 51 falan vardır. Brentford'dan 2 gol bekliyorum. Yüksek oran isteyenler olursa da mücadelede 2.5 üstünde bir Brentford galibiyeti. Skor beklentimi de belirteyim. Aga 2.08 bunun oranı var. 2-1, 3-1 ayarında bir Brentford ama 2-1'e biraz daha yakınım. Brighton'la Wolves mücadelesi. Bakın maçın mantığı çok mantıklı. Bu kadar kaybeden takım. Bak üst üste kaç tane mağlubiyet. Daha galibiyet yok bu kadar kaybeden takım bir yerde patlar. Tamam mı? Patlar değilsem yani 4-5 tane atar. Ne olduğunu anlamazsın. O maçların aday. O maçlara aday. Normalde maçın o ideal ne aga? Brentford'un burada iki tane Brentford diyorum. burada iki tane atması. Bir buçuk üstünde Brighton'ın kalibiyeti. Rakip sayı falan. Ama bu tip takımlardan korkacaksın aga. Karşında Wolves var. Geçen hafta City'den puan alıyordu. Ama bu maçta bak City'de durdu. Süda oynamadı yani geride durdu, savundu. Ama bu maçta da öyle çok geride duracağını düşünmüyorum. 4-2'ler falan havada uçuşabilir. Şans Wolves'un yanında olursa da yani 2 tane bile gol atabilir Wolves. Ben idealden bir 2.5 üstü önermek istiyorum size. Golü bir mücadele bekliyorum. Özellikle Wolves'un gemileri yakması lazım bu maçta. Onun dışında yüksek orandan da var ve üst. Yani Wolves'un da ve Brighton'ın da ben destek vermesini bekliyorum. Hem var olmasını hem de üst olmasını bekliyorum. Bayer Leverkusen ile Werder Bremen. Werder Bremen son dönemde iyi futbol sergiliyor gerçekten. Burada Bayer Kuzen'e de gol atma ihtimali var bence. Yani bu konuda bir sıkıntı yok. Atabilir ama Lebel Kuzen de yediğinden fazla atacaktır diye düşünüyorum ben bu maçta. Şöyle söyleyeyim aga. Avrupa'da ya futbolcular kendi arasında muhabbet mi ediyor aga? Bunlar bu futbol oynamak istemiyor mu? Bunlar ne yapıyor ben anlamadım. Gitti yedek çıkardı. Ondan sonra 7 tane oyuncu ya, rotasyon şuna bak. Kaleciye kadar yedek çıkardı Leverkusen. Brest mücadelesinde. Boniface yok aga zaten. Freeponk yok. Kaleci yok. Bir sürü adam yok. Çaka yok. Çok fazla rotasyon var. 6-7 tane rotasyon yaptı aga. Yani ligi önemsiyor. Orayı bir resmaç. Şampiyonlar ligi ama şampiyonlar liginin formatı bitti yani. yani Ağzımı bozacağım. Bozmak istemiyorum. Burada gollü bir level kuzen galibiyeti bekliyorum aga. Dediğim gibi Werder de karşılık verebilir. 1.5 üstünde 2 okeyim. 2.5 üstünde 2 ona da okeyim aga. Oran 1.70'e kadar çıkar. Bence gollü bir level kuzen galibiyeti bekliyorum. Gelecektir de. Atalanta ile Hellas Verona. Burada da Atalanta'nın ben galibiyetini alacağım. Ama galibiyetini alırken de 1.5 üstünde galibiyetini alacağım. Nedenini anlatayım şöyle sizlere. Atalanta son oynamış olduğu Celtic mücadelesinde. Ya özellikle Rötegi. Yani 11 maçta 8 gol attı çocuk. Çok iyi. Nazar değmesin. İtalya'da da forveti aldı zaten milli takımda. O devam ettirir bence. Atalanta burada 2-0. 3-0. Yeri geliyor 5 de atıyor ama en az 2 tane atmasını bekliyorum. 1.5 üstüne bir Atalanta galibiyeti okeyim. Real Madrid Barcelona bu maçın maç skorunu sizlere sorduk ne olur diyerekten de. Yorumlara yazabilirsiniz mutlaka bu mücadeleyi. Şöyle anlatayım. ben açıkçası Barcelona tarafındayım. Ama son 5-2'lik mücadele. Yani Real Madrid gerçekten baba olduğunu gösterdi. Ama şunu söyleyeyim aga oyun olarak oyun olarak ya Barcelona'nın takım oyunu daha iyi net bir şekilde. Real Madrid o takım oyununu oynayamıyor. Top daha çok bence burada Barcelona'nın ayağında olacaktır. Beklenen de bu zaten bence. E, Real Madrid hızlı ataklarla Mbappe, Vinicius, Rodrigo vurmaya çalışacaktır aga Barça'yı. E, ben Bayern Münih maçında da şöyle söyledim. Ben Barcelona'nın yanındayım. aga Dedim. Maç 2-10 oranı varken maç günü Bayern Münih 2-1 Barsa Barselona oran 2.40'a kadar açık yükseldi. Aga idealden bahsedelim o zaman. Aga idealden alabileceğiniz tercih şu. Var ve üst. Mücadelede hem var hem de üst olabilir. Golli bir maç bekliyorum. Zaten 3.5 üstlere aday bir mücadele. Ama yüksek orandan da yani ben bir kendi e, gözlemime dayanaraktan diyeyim. Kendi hislerime dayanaraktan da deplasman yarı kazanır. Yani Barcelona'nın ben burada bir cereyi kazanmasını da bekliyorum. 1.75'te bunun oranı var. Yüksek oran iddiada bu 1.85-1.90'a yakın. O yüzden değerlendirecekler de sistem kuponunu atabilir. Onun dışında sizlerin de maç skor yorumlarınızı bekliyorum. Aga 27'sine geçtim. Yine 7 adet mücadelem var. Sizlerden ricamız aynı şekilde beğeni ve yorum destekledir. Hatta ücretsiz Telegram grubuna da mutlaka katılın. Burada da muhtemelen cumartesi ve pazar günü ayrı ayrı canlı maçlar ve e, ekstra paylaşımlardan mutlaka olacaktır. Hatta ben dünden bahsedeyim aga. Dün de yaptık burada. Yani 4'te 4 mü yaptım? Şimdi gösterelim. Dedim bir canlı start beyler 19.45. Herkes burada olsun. Başakşehir mücadelesinde %3. Kasayı da biz yönetiyoruz bu arada WhatsApp grubundan. Bu Telegram grubuna ara ara buraya da atıyorum işte. 4 tane attım kapatacağım dedim hatta sonradan. İlk yarı bir buçuk üst geldi mi aga? Geldi. Başakşehir mücadelesi ne aldım biliyor musun? Bak %4 olaraktan da ev sahibi çıktığı zaman çok tehlikeli çıkıyor aga. Ev sahibinin bir golünü daha aldım. Bir el üçten geldi mi bakacağız. Chelsea mücadelesinde deplasman bir buçuk üstü aldım. Yüzde devre arasında oran vardı. Chelsea kaliteli kadrosuyla ikinci yarı zaten üç tane daha attı. Aga Chelsea golü attı mı? Başakşehir golü yedi mi? Üçte üç. Dedim ki aga son canlım. Buraya son canlım. Chelsea'nin bir golünü daha alın. Aga o da geldi mi? Geldi. Yeterli sanırım yazdım hatta sonradan. Dörtte 4 oldu. Tamam dörtte dört takar. Kazan sağlayanlar bereketler. Geri kalanlar artık WhatsApp VIP devam edeceğiz. Mis gibi. Bereketli olsun. Devam ettik. Beğeni ve yorumlar unutmayalım. Chelsea Newcastle. Aga ben bu maçta Chelsea'nin oran mı yükselmiş ya? Dur hemen iyi bir buşar bakalım. Yok tamam. E, Aga ben burada direkt tercihimi söylemiş oldum. Chelsea tarafındayım. Son mücadelesinde Liverpool'la oynamış olduğu oyun dengeliydi açıkçası. Dengeli bir oyun vardı. Yani Liverpool'a ezilmedi. Deplasman'da da olsa. Ben burada kendi evinde Chelsea'nin 2 gol atmasını bekliyorum. Newcastle'da bu Gordon diye bir sarı bir ağzım bozulacak yine. O var. O dikkat edin o de. Yani şikayet atıyor tek başına. Takımı mahvediyor. Ben burada Chelsea tarafındayım. Chelsea'den 2 gol bekliyorum. Bohum Bayern Münih mücadelesi. Bayern Münih tarafından da gelecek 3 gol. Benim burada ideal tercihim. Özellikle bu mücadeleyi çok gollü geçmesini bekliyorum aga. Bak çok gollü geçmesini bekliyorum özellikle. Deplasman 2.5 üst aldım idealden. Bohum zaten gemileri yakmış gibi oynuyor ve Bayern Münih de mağlup olmuşken burada bir Bohum'a rekor denemesi yapar mı? Şüpheli. Şüpheli. Hatta yüksek oran isteyen varsa deplasman 3.5 üst akar. Ben şöyle bir e, ideal değil de alternatif tercih sunmak istiyorum arkadaşlar sizlere. İlk yarı bir buçuk üst. Bir oranı var. Bir 56 falan. Şöyle Bohum da gemileri yakmış gibi oynuyor. Yani çok golü bir maç geçebilir Aga. Artı 6'ya gidebilir bu mücadele. Öyle bir karşılaşma olduğunu düşünüyorum. Mutlaka yani değerlendirin bu maçı. Canlıdan alın bak. Canlıdan bu maça nasıl yürürsün biliyor musun? İlk yarı gol. ilk yarı bir buçuk. ilk yarı iki buçuk deplasman iki yatar, 3.5 falan her türlü yürürsün. Çok güzel canlıdan yürünecek bir mücadele. Fenerbahçe ile Bodrum. Aga Fenerbahçe'de United'a karşı oynamış olduğu oyun iyiydi bence. Yani gayet ezilmedi ve iyi oynadı. Hatta yeri geldi ezdiğini de söyleyebiliriz. İkinci yar ilk yarının sonlarında, ikinci yarının başlarında. Ama adamlar kaliteliyiz. Yani deplasman yarı kazanır aldık. Var da geldi. Hepsi geldi zaten. Fenerbahçe'de yarı kazandı zaten. Bodrum'a karşı alacağınız oran Fenerbahçe şu United'daki oyununu sergilerse yani rahat kazanır. Ondan yana sıkıntı yok zaten. Ki Fenerbahçe burada zaten kazanacak aga. Ee, burada biz galibiyeti bir 50 orandan alacağız. Oranı almak isteyenler ilk yarıdan Fenerbahçe galibiyetini bekleyeceğiz. Diğer türlü oran almamız zor. Nice-Monaco. Monaco'da son mücadelesinde sağ olsun Şampiyonlar Ligi'nde yüksek misli maçında. 5000 TL geldi aga. Bereketli olsun. Ondan önce de Cuma günü Lille maç oynamıştı bu. 0-0 bitti. Kırmızı kart görmesine rağmen neler neler kaçırdı aga. O maçta da çok iyiydi. Ben burada Monaco tarafındayım aga. Monaco tarafı zaten maçta da favori ama deplasman yarı kazanır yaparsanız burada oran daha indirgemiş oluruz hem de sağlama almış oluruz. Minimum oran bir 47. Bence çok iyi. Ben buradan Monaco'nun bir yarıyı kazanmasını da bekliyorum. Kadrosu çok iyi. Zaten Şampiyonlar Ligi'nde maç yaptı, da yorulduklarını sanmıyorum. Hem kendi ellerinde yaptılar hem de rahat bir mücadeleydi. Arsenal-Liverpool karşılaşması. Baba maçlardan bir tanesi bu aga. Şimdi maçın skorunu sizlere sorduk. Mutlaka yazın. Bilen 4 kişiyi gruplarımıza misafir edeceğiz. Bir hafta boyunca Whatsapp gruplarında. E, maçın indeks beklentisini söyleyeyim ben sizlere. 2-1 Liverpool galibiyeti olaraktan da. Şimdi Arsenal tarafında sakatlar vardı. Onlar bu maçta galiba oynayacak aga. Sakalar makalar galiba oynayacak gibi gözüküyor. Onun dışında ya Arsenal'ın bu tür maçlarını e, almayı sevmiyorum aslında. Çünkü adamlar takım savunmasını çok iyi yapıyor ama Liverpool'un da hücum gücü gerçekten sala önderliğinde özellikle iş yapıyor aga adamlar. Ben burada tek tercihim KG var aga. Tek tercihim KG var. Oran da güzel. Keyifli bir maç olur. Ha nasıl bak kolay hemen böyle dakika 20'de KG var olmaz bu maç. Kıvrandırır. 35'te bir gol gelir. 65'te bir gol gelir. 85'te bir tane daha gelir. Birisi 2-1 yener. Öyle bir maç geçer gibi geliyor bana. O yüzden bir KG var tercihim de var. Union Berlin ile Frankfurt mücadelesi. Ben de burada Frankfurt tarafındayım. Bu yarı kazanan tercihlerim meşhurdur diyorum. Devam ediyorum. Frankfurt'un bir yarıyı kazanmasını Avrupa'da yine dümenden oynadı. Dümenden oynadı. Oran da 1.70 seviyesinde. 1.66. Frankfurt burada Union Berlin'e karşı. Bence herhangi bir yarıyı kazanması çok olası. Çünkü reaksiyon verebilen bir takım. Yani gol ise bile devamında atabilen ikinci yarılarında ilk yarılarında atabilen bir takım. İlk yarıdan da geçişten önde bile kapatabilir. Deplasman bir yeri kazanır. Benim için okeydir. Son mücadelem. Parsilya, ile, Parsilya diyorum. O nasıl bir takım ya? Marsilya ile Paris aga. Bu mücadelede golü bekliyorum aga. Aldım mi? Devam ettim. KG olması ihtimali çok yüksek bence. Güzel bir maç izleriz. İdari kuponlara girebilecek bir karşılaşma. Tamam. 14 tane maçım bu kadar. Yoruldum. Aga her türlü soru görüş öneri. WhatsApp iletişim hattımız ekranda zaten. WhatsApp gruplarına gelmek isteyenler, halimi hattımı sormak isteyenler. Sizden dediğim gibi beğeni ve yorum desteklerinizi bekliyoruz. Onun dışında ücretsiz Telegram grubumuz var. Oraya da mutlaka katılım sağlayın. Görüşmek üzere. Seviyorsunuz. Hafta sonu için paylaşımlar olacak burada. Bay bay.